Herkese selamlar. 4. ayın 22'sinden pazartesi gününden. Arkadaşlar şimdi genel olarak piyasalara bakacağız. 10 altın, gram altın, dolar, TL e, ve birkaç tane büyük hisseye bakın. Videoyu hemen bitireceğim fazla uzun olmadan. Şöyle gün arası bir değerlendirme olarak. E, isterseniz hemen şöyle 10 altın ile başlayalım. 10 altın çok fazla sorulan bir enstrüman bu aralar. Özellikle şu düşüşten sonra e, bizim en fazla 1313'ler 1313'lere kadar gidebilir dediğimizden sonra Ons altın bakın büyük bir düşüşe geçmişti. Ee, ve bu süreçten sonra işte nerede duracak? İşte ee, daha da düşüş devam eder mi? Vesaire böyle sorular geliyor. Şimdi ons altında bu düşüşten sonra şöyle bir mavi çizgiye dikkat çekmiştik. Bakın şöyle mavi çizgiyi yakınlaştırayım ben. Burada bir destek buldu arkadaşlar. Yani hatırlarsanız ne demiştik? Burada bir destek bulmaya çalışacaktır. Zaten bu mavi çizgiyi kırarsa aşağıda daha kritik yerler var. Fakat bakın bu mavi çizgide bir destek bulmaya çalıştı. 2-3 kez yokladı. Zaten ne demiştik? Mavi çizgi sizin stop loss noktanız. Ben zaten bu grafiği vesaire Twitter üzerinden paylaşıyordum. Ee, mavi çizgi sizin stop loss noktanız. Burayı bir destek yaparsa tekrardan 1289'lara doğru bir yükseliş görebiliriz. Yani şimdi bu grafik niçin önemli? Bu grafik bakın. Şubat, Mart, Nisan. 3 aydır satış yediği yer arkadaşlar. Şöyle günlük grafikten bakın. Bu bir düşen kanal arkadaşlar. Düşen kanal grafiğin geneline baktığımızda e, ve grafiklik çizgiler çok güzel bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Yani bakın buradan itibaren 1310'lardan itibaren bir düşüş dedik. Burayı kırar kırmaz direkt kanalın yani bizim belirttiğimiz mavi çizgiye dokundu arkadaşlar. O kadar hızlı geldi ki insanlar ne olduğunu şaşırdı. Yani hani şuralarda bazen tepkiler verse de çok hızlı bir şekilde geldi buraya. Şimdi bu mavi çizgi de destek bulmaya çalışıyor. bu mavi çizgi gene stop loss noktanız. Şu an kaçlardan geçiyordur? 1271'lerden geçiyor. Yani 1271'ler üzerinde kaldığı sürece 1289'a doğru yükseliş normal olacaktır arkadaşlar. Tabii ki de ara dirençler, ara destekler vesaire var. Ben bunları belirteceğim. Özellikle bakın şu saat grafikten bakalım. Şu seviye şöyle bir şey alayım. 1279 seviyesi hatta 1278 seviyesi bakın burası çok kritik bir destek hattı ee, burası ara destek 1278 bakın buraya bir destek yaparsa e, 1289'lara doğru bir yükselişten bahsedebiliriz 1278 destek noktası buraya bir destek yaparsa 1289'lara doğru bir yükselişten bahsedebiliriz arkadaşlar ee, direkt 1289'lar olmayabilir. Ee, 1287'ler yani o civarlara yaklaştıkça tekrar hareket toparlayabilir. Ee, o yüzden dikkat etmekte fayda var. O zaman önemli seviye 1278'ler diyoruz. 1278'ler. Ee, buranın üzerine kaldığı sürece mumlar şu an olumlu gibi gözüküyor. Mum kapanışları. 1289 doğru bir yükselişten bahsedebiliriz. 1278'ler aşağıda önemli bir destek attı genel stop loss noktanız şu aşağıdaki mavi çizgi şu an 1271'lerden geçiyor. Zaten grafik gayet net ve açık. Her şey belirli arkadaşlar. Ben bunu zaten Twitter üzerinden de bir sabah paylaştım. Bakın grafiği buradan girip bakabilirsiniz. Twitter üzerinden. Neresi, şu an nerede vesaire ben ara ara paylaşmaya devam edeceğim. Tabi 10 altına ilgili farklı grafikler de paylaşabiliriz. Ben şöyle bir incelerim grafikleri vesaire. Ama genel hatlarıyla görünüm bu şekilde. Hemen isterseniz buradan şöyle bir grafik açalım ve buradan gram altına geçelim isterseniz. Şimdi gram altında Bakın e, mumlar aşağıdan sert dönüşler alıyor ama mum yönleri biraz aşağı dönmeye başladı. Bu da tabii perşembe günü biliyorsunuz Merkez Bankası kararı var. Yani normalde TL ve çaprazlarında Merkez Bankası kararı öncesi e, bir geri çekilme olur. Yani az bir şey de olsa geri çekilme olur. Ama gündem şu an çok yoğun biliyorsunuz dünkü olaylar vesaire derken. E, Dolar TL vesaire çok diri duruyor arkadaşlar. Tam böyle direnç kritik direnç noktalarında duruyor. E, bu da tabii gündemin yoğun olmasından kaynaklı. Normalde Perşembe günü Merkez Bankası toplantısı var ve faiz silahı masadayken hiçbir fon, hiçbir şey e, kolay kolay dolar TL'de uzun pozisyon almaz arkadaşlar. Önce bir kararı görmek ister, işte ne tür mesajlar verecek vesaire diye bunları görmek ister. Ama gündem o kadar yoğun ki çok kritik dirençlerde yer alıyoruz. E, o yüzden dikkat etmekte fayda var. Şimdi gram altında 238'leri şu anlık bir destek yapmış gibi duruyor. E, 238 üzerinde kaldığı sürece yükseliş eğilimi devam edecektir. Bakın 238'ler önemli bir destek attı. E, dirençler nelerdir derseniz 242 ve 244 direnç seviyeler arkadaşlar. Benim hedefim olarak 255 TL zaten biliyorsunuz hedefim var. E, bu da dolar TL'deki işte 6 bandına doğru 5.92, 5.97, 6.03 bandına doğru harekette bu hedef gelebilir. Yani 238'ler şu anlık destek. Yukarıda dirençler 242 ve 244 seviyeleri. Ee, benim hedefim ise yani bu tabi birazcık daha vakit alabilecek bir hedef. Perşembe günü Merkez Bankası toplantısı var. Belki o zamana kadar belki ondan sonra bir iki hafta sonra. Ee, genel olarak hedefim 255 TL'ler gram altında. Dediğim gibi 238 şu anlık bir destek yapmış gibi duruyor. Buraya destek yaptığı sürece yukarı yönlü seyir devam edecektir arkadaşlar. Buradan hemen e, Dolar TL'ye geçelim. Dolar TL'de şöyle 60 dakikalık grafikten açacağım. E, bakın az önce gene bir düşüş gelmiş ama diplerden sürekli bir alım geliyor. Fakat Perşembe günü Merkez Bankası toplantısı var arkadaşlar. Yani gündem ne kadar da yoğun olsa e, 5.85 direnci geçilmediği sürece yukarı yönünü kırmadığı sürece bu aralıklarda kalmaya devam edecektir. Yani tabi aksi bir haber gelme falan 5.85 direncini aşırtırlar geçirtirler. geçirtirler. Çok da kritik yerlerdeyiz. Normalde dediğim gibi geri çekilmesi lazım. Dolar telin, ama gündem o kadar yoğun ki. E, geri çekilmiyor. Merkez Bankası toplantısı öndesi bile. Şimdi ben destek ve dirençleri vereceğim. 5.81.50 aşağıda destek attı arkadaşlar. Ee, daha sonraki destek hattımız 5.78. Destek attı en aşağıdaki destek seviyemiz ise 5.73. 5.73 zaten bu 5.73'ü biliyorsunuz. 5.73 altına düşmediği sürece yani Merkez Bankası toplantısı öncesi veya da sonrası işte e, yükseliş eğilimi devam edecektir. Desteklerimiz bunlar. 5.85 geçildi takdirde yani 5.85 üzerine kapanışlar aldığımız sürece de hedef arkadaşlar 5.92 e, hatta 5. 85 üzerinde ufak bir direnç var. 5.87. 10 üzerinde 5.92 ve 6.03 destekleri var arkadaşlar. Dirençleri pardon. Dirençleri var. Ee, 6.03 zaten 6.03 geçilirse 6.20 bandı var. Ama 6.03 önemli. Ee, geçmişte bakın Merkez Bankası 600 bas puan faiz artırdığında 6.03'leri test etmiş dolar TL ve buradan tekrardan 6.50 bandına gitmişti. Yani 603'ün geçmişten gelen bir önemi var ve yukarıdaki fibo dirençlerine baktığımızda 603 gene karşımıza çıkıyor. Gene papazdan sonra da 603'ün kırılmasıyla beraber bir düşüş görmüştük. 600 bas puan faiz artışıyla beraber buradan bir tepki gelmişti. Yani 585 geçildiği takdirde 587 590 2 597 ve 603 dirençleri karşımızda duruyor. Dediğim gibi aşağıdaki desteklerde 5.73'e kadar uzanıyor arkadaşlar. 5.73 altına düşmedi sürece dolar tl'de yukarı yönlü seyir devam edecekti. Buradan hemen birkaç tane hisseye bakalım. Şöyle Garanti Bankası'nı açacağım. Garanti Bankası kritik bir seviyenin altına indi aslında 8.40'ların ama şurada bir destek hattı var. Yani aslında bu büyük bir destek. Şurada hatta haftalık grafiklerden açacağım ben. Şöyle yatay destek alıyorum. 8.30'lar arkadaşlar. Yani bunun geçmişte bakın çok e, kritik destek direnç olarak çalışmış 830'lar bu seviye kuvvetli bir destek attı bakın tam buraya geldik şu an e, ya buradan tekrar dönecek arkadaşlar yani Yukarıdaki direnç 870 ara dirençler 850 vesaire var ya buradan tekrar yukarı dönecek bakın 830'larda tekrar yukarı dönecek 830 altında kapanış alırsak Eğer o zaman e, Garanti Bankası belli bir süre daha borsayla beraber satış emeği devam eder arkadaşlar. Yani 830 seviyeleri gerçekten çok önemli. 830 kırıldı takdirde bakın aşağıda 8.13'e kadar 8.20'ye kadar 8.13'lere kadar boşluk var. Yani 8.30'lar gerçekten önemli bir destek attı. Buranın kırılması haftalık grafiklerde olumlu olmaz. Yani haftalık kapanışı altına almaya başladığımız zaman tekrar aşağılarda e, hızlı bir seyir devam edebilir. O yüzden 8.30 önemli. Buraya bir destek yaparsa yukarıda 8.70 direnci var. Buradan hemen Türk Hava Yolları'na bakalım. Türk Hava Yolları bakın. E, böyle haftalıktan değil tabii ki Türk Hava Yolları'na. Şöyle günlük grafiklerden önemli destek dirençleri vereceğim. 13.80 aşağıda önemli bir destek attı. Şöyle yatay destek atalım. 13.80 arkadaşlar. Yani bu Türk Hava Yolları bu seviyenin altına inmemeli arkadaşlar. 13.80 altına yani yükselmek istiyorsa grafikte e, bazı şeyler var. Bunlardan bahsedeceğim. 13.80 altına inmemeli. Eğer 1380'leri bir destek yaparsa yukarıda direnç tekrardan büyük direnç 14.60'lar var arkadaşlar. 13.80'lere destek yaparsa diyorum bakın. Ama 13.80'ler kırılırsa bakın grafikte Şöyle bir ikili tepe oluşmuş gibi duruyor. Yani 13.80'lerin kırılı mı demek bu ikili tepenin çalışması demek. Ee, tabi bunlar da borsadaki gelecek haber akışlarına göre, yönüne göre belirleyecek. Ee, 13.80'ler kırılmamalı. Kesinlikle 13.80'leri destek yaparsa yukarıda büyük direnç 14.60'lar var. Tabi ara dirençte 14.20, 14.40 bunları da bahsedebiliriz ama genel olarak büyük direnç ve büyük destekleri veriyoruz. Bu büyük destekler ve dirençler kırıldığı zaman ee, olumlu olmuyor. Yani destek kırılırsa olumlu olmuyor. Tabi direnç kırılırsa yukarı yönlü seyir devam eder ama 13.80 dediğim gibi kırılmaması lazım. Yani buralardan bir destek alırsa böyle günlük grafik e, bugün GEP'li aşağı doğru açtı. Bütün çoğu hisse borsada dahil. E, dediğim gibi 13.80'lerin altına düşmemeli. Türk Hava Yolları 13.80 stop arkadaşlar. Günlük kapanış almamız demek şu ikili tepenin çalışması demek. Bakın e, o da neredeyse yani baya bir 80 kuruşluk bir fiyat alanı var. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Şimdilik piyasalar hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Kısaca bir yorum olsun dedik. Hoşçakalın.